Teknolojik yenilikler çoğunlukla askeri veya uzay çalışmaları için geliştirilmiştir. Bunun en önemli örneklerini yakın dönemde yaşanan Soğuk Savaş devrinde yoğun bir şekilde gördük. Radyo dalgaları, roket teknolojisi, kamera görüntü işleme teknolojisi, GPS gibi birçok teknoloji insanlığa Soğuk Savaş döneminin bir armağanıdır. Bu teknolojilerle ilerleyen insanlığın gündeminde ise endüstride, tarımda ve teknolojide 1.0, 2.0, 4.0 gibi konular bulunuyor. Peki nedir bu rakamlar? Küresel olarak yapılan nitelendirmelere göre sanayi devriminden günümüze kadar olan süreç bölümlendirilmiştir. 20. yüzyılın başlarında makine kullanımı olmadan yoğun emekle yapılan tarım aktivitelerine tarım 1.0 denilmiş. 1950'lerden itibaren başlayan sürece ise tarım 2.0 denilmiştir. Tarım 2.0 ile birlikte tarımda makine kullanımı yaygınlaşmaya başlamış ve birim alanda alınan verim yükselmiştir. Tarım 3.0 ise tarım 2.0 ile başlayan makine kullanımı girdilerini düşürmeyi amaçlayan bir kavramdır. Burada tarım 2.0'da olduğu gibi yüksek verim amaçlanırken bir taraftan da girdilere odaklanılmış ve üretim sürecinin başından sonuna bir optimizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Arz-talep dengesinin yakalanarak minimum maliyette maksimum verimin amaçlandığı tarım 3.0, Soğuk Savaş döneminin teknolojik meyvelerinin olgunlaştığı döneme de denk gelir. Bu sebeple tarımda teknoloji kullanımının artmaya başladığı bir dönemdir. Örnek vermek gerekirse GPS kullanımı, kaliteli tohumluk üretimi için laboratuvarlar, TMR standartlarına sahip traktörler gibi teknolojiler 1900'lerin sonunda tarım 3.0 ile birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Önceki süreçlerin de devamı niteliğinde olan tarım 4.0 kavramı ise 21. yüzyılda daha da optimize olan üretim süreçlerinin gerekliliğinden dolayı ortaya atılmış ve baştan sona üretim süreçlerinde tarımsal girdilerin minimize edilmesi ve verimlerin maksimize edilmesi ilkesini tarımda modern dijital teknolojilerin kullanımı ile olacağını ortaya sürmüştür. Çünkü birim alandan alınan verim ve insanlığın üreme hızı grafiği eksponansiyel olarak artık daha hızlı artmaktadır. Dünya üzerindeki ekilebilir arazi miktarı doğum oranlarına göre artırılamayacağı için tarım 4.0 ile birlikte kendi kendine yetebilen bir insanlık için birim maliyet optimizasyonu gerekliliği doğmuştur. Özellikle sanayi devriminin ardından 19. yüzyıl içerisinde savaşlarla birlikte teknolojinin de gelişme hızı eksponansiyel olarak artmaya başladığı için tarımda gerçekleşen bu süreçler endüstride de yaşanmıştır. İlk olarak 2011 Almanya Hannover Fuarı'nda kullanılan Endüstri 4.0 deyimi ile sanayi devriminin 4. aşamasına vurgu yapılmıştır. Tarım 4.0 için yukarıda anlattığımız en açıklayıcı kelime öbeği olan baştan sona süreç optimizasyonu durumu Endüstri 4.0'da da aynıdır. Endüstri ve tarımda olan ve 1.0, 2.0 gibi nitelendirilen bu süreçler avcı toplayıcı atalarımızdan başlayarak günümüz insanına kadar toplumda da yaşanmıştır. Fakat toplum, endüstri ve tarıma göre bir rakam ileriden gidiyor. Günümüzde toplum 4.0 olarak anlatılmak istenen, bilginin ön plana çıktığı ve değerli olduğu toplumdan, süper akıllı toplum olarak nitelendirilen toplum 5.0'a geçmiş bulunuyoruz. Toplum 5.0'da da tıpkı endüstri 4.0 ve tarım 4.0'da olduğu gibi teknolojinin ve dijitalleşmenin önemi ön plana çıkıyor. Anlattığımız bu üç kavramdan da yola çıkarak toplum ve gelecek bilimci Alvin Toffler, 3. Dalga kitabında genel olarak bu süreçleri şu şekilde anlatıyor ve ileride neler olacağından, olması gerektiğinden bahsediyor. Sanayi devrimiyle başlayan ve tarım 2.0 ile beslenen, endüstri 2.0 ile yoğun bir şekilde seri üretim yapan toplum 3.0 insanları artık köylü, kentli, üretici, tüketici gibi şekillerde tamamen birbirinden ayrı olacak şekilde farklılaşmışlardır. Fakat bu durum sürdürülebilir ve fizibil değildir. Süreçlerin en başında yani 1.0'larda böyle farklılaşma yoktu. Aksine bir birliktelik durumu vardı. Yani tüketici aynı zamanda tükettiğini üretebilen de bir üreticiydi. Teknolojinin gelişimiyle birbirinden ayrılarak uzaklaşmış olan bu iki kavram altında toplumlar, gelecekte yine teknolojinin katkıları ile bir araya gelecek ve üreten tüketici olarak toplum yeniden düzenlenecektir. Üreten tüketici kavramı ile anlatılmak istenen, hizmet sektöründe çalışan şehirli nasıl üretildiğinden bir haber bir şekilde domatesin yemeyecek, kendi yiyeceği kadar domatesini de üretmesi gerekecek.
Diğer taraftan tarım sektöründe çalışan köylü nasıl üretildiğinden habersiz bir şekilde traktörü veya tarım teknolojileriyle ilgili bir aleti hemen alıp kullanmayacak, mantığını bilecek ve teknolojinin üretimine katkı sağlaması gerekecek. Anlattıklarımızı tarım için basit bir şekilde traktörden örnekleyelim. Günümüzde en son teknolojiye sahip traktörler piyasaya çıkıyor. Bu traktörleri alıyoruz. Ama arkasında yatan teknolojiyi, ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Örneğin traktörümüzün hassas tarım için haberleşme altyapısına sahip olduğunu, aynı altyapıya sahip bir pulverizatör ile birlikte yastık başı dönüşlerinde ve hatların birbirini kestiği tarlalarda kullanıldığında aynı bitkiye birden fazla ilaç uygulamamızı engel olabilecek, verimlerimizi yükselterek daha kaliteli üretim yapmamızı olanak sağlayacak bir sisteme sahip olduğunu bilmiyoruz veya dikkat etmeyebiliyoruz. Şimdi buradan biraz daha tarımla alakalı konulara geçelim. Özellikle Tarım 3.0 ve Tarım 4.0 ile birlikte akıllı tarım, hassas tarım gibi alt kavramlar da ortaya çıkmıştır. Hassas tarım diye adlandırılan konu, hassas konumlama ve ölçü sistemlerinin kullanıldığı çözümlerdir. GPS ek olarak elektronik bitki çapalama makinesi, az önce anlattığımız hassas pulverizatör, gübre serpme makinesi gibi örnekleri verebiliriz. Akıllı tarım ise sürümden hasata tüm üretim sürecinin uçtan uca birbirine bağlı olduğu ve tamamen dijital sistemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkabilen çözümlerdir. Örnek vermek gerekirse 2 yıl önce ayçiçek ektiğimiz tarlaya attığımız bir kışlık gübre oranının bu yıl aynı tarlaya ektiğimiz şeker pancarında yağışların az olmasıyla birlikte tarlanın su tutmayan yüksek yerlerinde pancarda yanıklara neden olması, tarlanın su tutan alçak yerlerinde ise başka bir soruna neden olması gibi. Burada tam otonom dijitalizasyonun önemi ortaya çıkıyor. Örneğin kamera görüntülerinden dijital ikiz oluşturarak tamamen bilgisayar ortamında bitki, toprak ve sulama analizi gibi işlemleri yapabilen bir çiftlik yönetim sistemi olduğunu ve hassas tarım çözümlerinden kendi altyapısına sahip ve internet üzerinden çiftlik yönetim sistemiyle haberleşebilen traktörler ve ekipmanlarınızın olduğunu düşünelim. Çiftlik yönetim sistemi yazılımımız ile örnekteki tarlamızın geçmiş yıllardaki ürün, su, bitki haritası ve analiz verilerine göre bu yıl en uygun şekilde gübre, su, ilaç, tohum kullanabiliriz. Bu şekilde hem toprağımızı sağlıklı bir şekilde kullanmış oluruz hem de girdilerin maliyetini düşürürüz. Bu tarz yeni tarım 4.0 çözümlerinin ilk teknolojilerini günümüzde de görebiliyoruz. Örneğin drone ile işbirliği yaparak işini icra eden bir traktör. Tarlanın tamamını değil bir bölgesini ilaçlayabilen drone teknolojileri. Traktörün veya gübre makinesinin üzerinde bulunan bir kameradan anlık olarak bitkileri analiz edebilen yazılım teknolojileri gibi. Örneklerini vererek anlatmaya çalıştığımız dijitalizasyonun ön planda olduğu günümüz tarım 4.0 çözümlerinin globalde kullanılan isimlendirmeleri ise AgTech veya AgriTech'tir. Endüstri 4.0'ın ağızlardan düşüp Endüstri ilk 0'ın konuşulmaya başlandığı günümüzde umarız tarım 4.0'a özel yeni nesil teknolojileri ilerleyen zamanlarda daha fazla görürüz.